Muğla valisi Lütfi Yeneoğlu geçtiğimiz aylarda rahatsızlık geçirerek felç olan ses sanatçısı Müzeyyen Senar'ı ziyaret etmek amacıyla Bodrum'a geldi. Vali Lütfi Yeneoğlu'nun ziyareti sırasında kendisine Bodrum Kaymakamı Abdullah Kalkan, Bodrum Belediye Başkanı Mazlum Ağan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Özden ve gazeteci yazar Savaş Ay eşlik etti. Ses sanatçısı Müzeyyen Senar'ı ziyaret sonrasında Limoncello restoranda oturan vali ve beraberindekiler, Bodrum'da yaşayan felçli ve engelli vatandaşların Bodrum Devlet Hastanesi'ne daha rahat ulaşabilmeleri için bir araç temin edilmesi konusunda valilikten ve Bodrum Kaymakamlığı'nın destekleriyle bir araç alınacağı müjdesini verdiler. Bodrum Belediye Başkanı Mazlum Ağan, araç temin edilene kadar Bodrum Belediyesi'ne ait özel donanımlı aracın Bodrum Devlet Hastanesi'ne felçli hasta taşıma konusunda hizmet vereceğini söyledi. Gazeteci yazar Savaş Ay, ses sanatçısı Müzeyyen Senar'ın bir rahatsızlık geçirdiğini ve dinlenmek için kızıyla birlikte Bodrum'a geldiklerini, her sanatçı gibi onun da ilgiye, seyircilerinin ve halkının şefkatine ihtiyacı olduğunu söyledi. Valimizin, kaymakamımızın, belediye başkanımızın ve emniyet müdürümüzün çiçeklerini alarak sanatçının elini öptüklerini söyleyen Ay, Müzeyyen ablamızın sayın valimizden bir takım istekleri vardı. Valimiz de en kısa sürede bu sorunu çözeceklerine dair söz verdi, dedi. Müzeyyen Senar, Türk sanat müziğinin dev ismi, divası, ana grevçesi. Hepimiz üzen bir rahatsızlık geçirdi geçtiğimiz yıl, beyin enfarktüsü. Daha sonra biraz vücut dilini kullanmakta zorluk çeker oldu. Bazı istekleri vardı Müzeyyen ablamızın. Onu da en kısa zamanda sayın valim çözeceğinin garantisini verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Muğla valisi Lütfi Yeneoğlu, Atatürk'ün sanatçısı, hayatta kalan Atatürk'ün huzurunda şarkı söylemiş tek sanatçı. Evinde ziyaret etmek ve geçmiş olsun dileklerimi sunmak benim için ayrı bir mutluluk oldu. Bu arada Bodrum'da yaşayan diğer hasta vatandaşlarımız için alacağımız aracı da gündeme getirmiş olduk. Herkesin böyle günlerde sanata ve sanatçımıza sahip çıkmasını diliyorum, dedi. Gerçekten Atatürk'ün sanatçısı, ona huzurunda şarkı söyleyen ve başka bir sanatçı kalmadı herhalde. Atatürk'ün zamanında kalan sanatçı. Evinde ziyaret etmek, Bodrumların ve Muğlanların geçmiş olsun dileklerine sunmak benim için özel bir mutluluk duygusu oldu. Ve herkese bu sanatçımıza ve sanatçılara böyle günlerde sahip çıkmasını diliyorum.